Ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nin nabzını Akademiks TV ekranlarında tutmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda değerli konukları ağırlamaya, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda stüdyomuzda yine değerli bir isim var. Doçent Doktor Erhan Aydın bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hem Sparta'ya hem Süleyman Demirel Üniversitesi'ne şeref verdiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Gayet güzel ve her şey yolunda bir şekilde ilerliyoruz. Tam onu soracaktım. Organizasyonu değerlendirecek olursak, ilk gün metodolojiyle başladı, metodoloji seminerleriyle başladı. Dün bildiri sunumları, bugün aynı şekilde. Yarın çok güzel bir sosyal programımız var. Ama bugüne kadar, yani şu ana kadar bir değerlendirecek olursanız, nasıl bunu alacağım ama ondan önce sizi tanıyalım. Tamam. Şöyle, ben Erhan Aydın. Kendim Brunel University London'da doktora eğitimimi tamamladım. Sonrasında Oxford Üniversitesi'nde bir müddet postdoc araştırmacı olarak çalıştım. Şu anda Uşak Üniversitesi'nde işletme bölümü yönetim ve organizasyonda doçent doktor ve IPAC Business School Paris'te Affiliate Research Fellow olarak görev yapıyorum. Yakın zamanda da İngiltere'de Queen Mary University of London'a Research Fellow olarak katılacağım. Bu şekilde. Peki hocam, şimdi o ilk soruma geri dönecek olursak. Organizasyonu ve etkinliği, şu ana kadarki yaşanılan o heyecanı ve atmosferi sizden duyalım istiyorum. Neler hissettirdi? Tabii ben ilk gün metodoloji seminerlerine katılamadım. Dünden itibaren katıldım. Şunu söyleyebilirim, tek kelimeyle şahane. Yani güler yüz, her şey sistematik, o kadar güzel bir organizasyon ki, yani bir soru işareti bile aklımıza gelmedi. Yani sorularımız daha bir sormadan yanıtlandı. Hani o açıdan kendimi sanki bu üniversitedenmiş gibi hissettim açıkçası. O açıdan çok güzel bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Görevli hocalarıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hepinize de teşekkürlerimi sunup tebrik ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Sizleri böyle bir organizasyonda ağırlamak bizim için de mutluluk verici. Şimdi bütün hocalarımıza sorduğum soruları size de yöneltmek istiyorum. Alanında dev isimler var. Evet. Kongrede buluşuyorlar. Evet. Bunların yanı sıra bir de bu kongreye katılım sağlayıp bildiri sunumları yapan ya da atıyorum sadece izlemek için gelen akademi yeni adım atmış hem lisans hem lisansüstü öğrenciler var, hocalarımız var. Neler önerirsiniz? Neden bu kadar önemsemeliler yönetim organizasyon kongresini? Biz aslında bütün yayınlarımız boyunca bunları anlatıyoruz ama bir de işin içinde olan hocalarımızdan duymak daha iyi olacaktır. Şöyle ki, yönetim ve organizasyon kongresi Türkiye'de kurumsallaşmış ve dikkat ederseniz ulusal olarak, ulusal kongre yani şu anda Türkiye'de yapmak gerçekten zor, biliyorsunuz. Birçok kriterler vesaire var. İşte öğrencilerin yapması gereken, hocaların yapması gereken. Ancak Yönetim ve Organizasyon Kongresi alanın kurumsal bir kongresi aslında. Kurumsallaşmış bir kongresi. Aynı zamanda bir okul. Çünkü birçok duayen hocanın bir araya geldiği, değerli yorumlarını sunduğu, yeni araştırmacıların işte Türkiye'deki hocaları tanıdığı, akademik olarak kendilerini geliştirme fırsatı sunulan bir yer aslında, evet. Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Ve gerçekten arkadaşça, yani burada duayen hocalarımız var, yorumlarını yapıyorlar ama gerçekten çok arkadaşça ve geliştirici yorumlar gerçekleştiriyorlar. O açıdan akademik kariyer, yani hepimiz, yani şu anda ben dinleyici olarak katıldım. Ama zamanında ben de burada bildiri sundum. Gerçekten geliştirici ve kurumsallaşmış bir kongremiz. Bu kesinlikle sizden bunları duymak o kadar kıymetli ki ben çok teşekkür ediyorum. Hem bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için stüdyomuza şeref verdiniz. Hem de 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi'ne katılımınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek ve tanışmak. Tanıştığıma çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun umarım oldum. Bundan sonra farklı platformlarda tekrar görüşürüz. Çok kıymetli ve değerli hocalarımızla söyleşilerimiz devam ediyor. Ve tabii ki de doçent doktor Erhan Aydın bizlerle birlikte oldu. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü değerli isimleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz.